kanallarına benzeyen asal çarpanlar ayırma yöntemi neyse çarpanlar yöntemi deniyor. Şu şekilde 2'yi ayırıyorsun. 2 çarpı 6 12 ettiği için burası 6 ayırıyorsun. 6'yı da ayırıyorsun 2 çarpı 3 diye. Bu şekilde dallara ayırarak gidiyorsun. Birinizin mikrofonu açık yalnız. O kapatabilir mi lütfen? Evet. EBOB ne demekti? İki sayma sayısının ortak bölenlerinin en büyüğüne sayıların EBOB'u denir. EBOB'u. Verilen iki sayının EBOB'un nasıl bulunduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın bu önemli. 24'te 18'in EBOB'u nasıl bulunuyormuş? Bakalım en küçük 2'den başladı. Bak 2'yi yazdı buraya. Ondan sonra 24'ü 2'ye böldü 12. 18'i 9'a böldü. Pardon 18'i 2'ye böldü 9. İkisini de aynı anda böldüğü için bak buraya ne yapıyor? Yıldız atıyor değil mi? Dursun. Sonra 2 çarpanı hala devam ediyor. Bu şekilde devam etti. Geldi bak buraya kadar. Sonra 3'e 9 oldu. Bak 3 her ikisine böldüğü için 3'e de bir tane yıldız attı. Şimdi ortak olanların çarpımı benim neyim verecek? 24'te 18'in en büyük ortak bölenini verecek. Bak 2 ortak, 3 ortak. İkisi de aynı anda böldüğü için. 2 ile 3'ün çarpımı 6. Peki EBOB nerelerde kullanılıyordu? Büyük parçalardan küçük parçalar elde edilirken kullanıyor. Yani mesela bir tarlanın etrafına ne diziliyor? Ağaçlar dikiliyor mesela eşit aralıklarla. Ondan sonra ne bileyim işte nohut var, fasulye var. Eşit kilogramdaki torbalara dolduracaklar. Bu soruların ne soruları? Bak bütünden parçaya gittiği için EBOB soruları. Bir de ne var? EKOK var arkadaşlar. İki sayma sayısının ortak katları arasında en küçük olan sayıya EKOK denir. EKOK. Evet 12 ile 6'nın en küçük ortak katını bulmaya çalışalım. Şimdi yine bölen listesi yöntemiyle başlıyoruz 2'den. Ondan sonra 12 2'ye böldük 6, 16 2'ye böldük 8. Hala 2 çarpanı var devam ediyor. 3 4 oldu. Sonra hala 2 çarpanı var. 3 2 oldu. Tekrar 2 çarpanı var. Yazdık. En son 3 kaldı. 3 de yazdık. 1 1 bitti. Şimdi EKOK ne olacak arkadaşlar? Buradaki hepsinin çarpımı benim neyim verecek? En küçük ortak katımı verecek. Bu kadar. Hepsinin çarpımı en küçük ortak katı verecek. Peki en küçük ortak kat hangi problemleri kullanıyor? Küçük parçalardan büyük parçalar elde edilirken kullanılır. Mesela küçük küçük fayanslardan bir odanın tabanı döşenmek isteniyor. Kare şeklinde. Ya da ne bileyim mesela otobüs soruları belli saat aralıklarında mesela birisi 90 dakika her 90 dakikada bir sefer kalkıyor. Bir tanesi her 120 dakikada bir sefer kalkıyor. Bu sorular ne sorular arkadaşlar? Bu sorular da en küçük ortak kat soruları. Zaten sorunun yapısı kendini ele veriyor. Birazdan bu EBOB ve EKOK uygulamalarını sorular üzerinden hep birlikte inceleyeceğiz. Son olarak iki doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir. Bakın bu önemli. İki doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayılar ne deniyormuş? Aralarında asal sayılar. Evet, x ve y aralarında asal ise x ve y'nin en büyük ortak böleni 1, en küçük ortak katı neymiş? Çarpımlarıymış. Mesela 3 ve 4. Bunlar nasıl sayılar? Aralarında asal sayılar değil mi? O halde bunların EBOB'u 1. Peki 3 ve 4'ün EKOK'u nedir arkadaşlar? Bakın neymiş EKOK'u? Bu aralarında asalsa çarpımıymış. Yani 3 çarpı 4'ten 12'dir. Evet, x, y'nin tam katı ise, bak x, y'nin tam katı ise ve x, y'den büyükse büyük olan sayı en küçük ortak kat, küçük olan sayı da neymiş? En büyük ortak bölen. Mesela 12 ve 6'yı düşünelim. Bak 12 ve 6'yı düşünelim. Birbirinin tam katı mı? Tam katı. O halde bu ikisinin en büyük ortak böleni ne olacak arkadaşlar? En büyük ortak böleni küçük olan. Bu ikisinin en küçük ortak katı ne olur peki? En küçük ortak katı ne olur? Büyük olan olur. Bunlar da önemli arkadaşlar. Sorularda çıkar, kullanılır. Sonra x ile y'nin EBOB'u çarpı x ile y'nin EKOK'u sayıların çarpımını veriyor. Hepsi bu. Zaten ben size bu özel bilgileri göndereceğim arkadaşlar. Şimdi bu bilgileri kullanarak hatırladık bunları. Şimdi sorularımıza geçelim. Evet. Sorularımıza geçiyoruz. Şimdi bize A ve B, bak A ve B asal çarpanlarına ayrılmış şeklinde verilmiş. Yukarıda verilen A ve B doğal sayıların en büyük ortak böleni kaçtır diyor. Şimdi size böyle bir şey verildiği zaman bu A'nın sonucu hesaplayıp B'nin sonucu hesaplayıp ondan sonra bu bölen listesi yöntemiyle EBOB bulmaya çalışmıyorsunuz. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Şimdi ortak tabanları belirliyoruz, tamam mı? Şimdi EBOB'u ne hesaplamak istiyoruz? EBOB A, B. EBOB'u ne hesaplamak istiyoruz? Önce ortak tabanlar seçtik, tamam mı? İki ortak taban. Üstü küçük olan kim? Bu. O halde onu aldım bak. 2'nin karesi. Çarpı ortak taban 3 var. Üstü küçük olan kim? 3'ün karesi. Bunu da aldım. 3'ün karesi. Çarpı ortak taban kim? 5 var. Üstü küçük olan kim? Bu. Üzerinde 1 var çünkü. 5 üzeri 1.
O halde bu sonucu hesaplarsam ne olur arkadaşlar? 4 çarpı 9 çarpı 5'ten ne olur? 180 olur. Demek ki A ve B doğal sayıların EBOB'u 180'miş. Peki bu soru tamam güzel. Peki ekokunu sorsaydı ne yapacaktık? Hala bazı arkadaşların bu problemi yaşıyor. Hala hani bu soruları nasıl yapacağını bilmediği için bana atıyorlar. Ben bu yüzden görün diye tekrar belirtmek istiyorum. Bakın EBOB bulurken ne yapıyoruz? Ortak tabanların küçük olanını alıyoruz ve çarpıyoruz. Peki ekok bulurken ne yapacağız? Ortak tabanlardan üstü büyük olanları alacağız. Hepsi bu. Ortak taban 2, üstü büyük olan kim? 2'nin küpü. Ortak taban kim? 3, üstü büyük olan kim? 3'ün küpü. Ortak taban kim? 5, 5'in üstü büyük olan kim? 5'in küpü. Hepsi bu. Bu kadar arkadaşlar. Ekok da bu şekilde bulunur. Sonucu hesaplamaya gerek bile yok. Evet. Devam ediyoruz. Derin tokalarını 9'ar 9'ar ve 12'şer 12'şer saydığında her seferinde 2 tokası artıyor. Derinin toka sayısı 3 basamaklı olduğuna göre en az kaç tanedir? Şimdi arkadaşlar derinin bir toka sayısı var. Ben buna x dedim. Bunu ben 9'ar 9'ar saydığım zaman yani 9'un bir katının ne kadar fazlası olacak arkadaşlar? 2 fazlası olacak değil mi? Her seferinde 2 tokası artıyor mu şu an? Aynı zamanda bu toka sayısı 12'nin bir katının yine 2 fazlası olacak. O halde ben bu sayıdan 2 çıkarırsam yani hepsinden 2 çıkarırsam x eksi 2 9'un bir katı ve 12'nin bir katı olacak değil mi? O halde x eksi 2 sayısı 9 ve 12'nin ekokunun bir katı olmak zorunda. Peki 9 ve 12'nin en küçük ortak katı ne arkadaşlar? Hemen şurada bulalım. 12, 9, bariz belli 36 ama yine de bakalım. 2, 6, 9, 2, 3, 9, 3, 1, 3, 3, 1. Evet ne oldu arkadaşlar? Ekoku 36 oldu. O halde burası ne olacak? X eksi 2 dediğim şey 36'nın bir katı olmak zorunda. Yani buradan x dediğim şey 36k bu eksi 2 karşı tarafa atarsam 36'nın bir katının iki fazlası olmuş olacak. Şimdi bak burada k'ya 3 ver. K'ya 3 verdiğin zaman ne olur? 36 ile 3 çarptın 108. 108'de de 2'yi topladın ne oldu arkadaşlar? 110 oldu. Demek ki 3 basamaklı en az kaç taneymiş? 110 taneymiş. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneği. Standart bir soru tipi hep çıkar. Dikkatli olalım. Evet, devam ediyoruz. Yine aynı soru tarzı. Bakın yine aynı soru tarzı. Şimdi M ve N farklı sayma sayıları olmak üzere X'in en küçük değeri kaçtır diyor. Birinizin mikrofonu açık arkadaşlar. Açmayın. Evet. M ve N farklı sayılar olmak üzere X'in en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? X dediğim şey 12'nin M katının 10 fazlasıymış değil mi? 12'nin M katının 10 fazlasıymış. Aynı zamanda bu X dediğim şey 15'in N katının bakın bu bölmesine ne yazıyorum? 15'in N katının 13 fazlasıymış. Şimdi bu soruda ne yapıyordum arkadaşlar? Bakın hepsine 2 eklemem lazım ki ortak parantezi alabileyim. Hatırlayın bak hepsine 2 eklemem lazım ki x artı 2. Bak buraya 2 eklersen ne olur? 12m artı 12 olur. Buraya 2 eklersen ne olur? 15n artı 15 olur. O halde ben burada ne söyleyebiliyorum? X artı 2 dediğim şey. Bak burada 12 ortak parantezi alırsam m artı 1'in bir katı. Bu da ne? 15n artı 1'in bir katı oldu. Buradan x artı 2 sayısı, x artı 2 sayısı 12 ve 15'in en küçük ortak katının bir katı olmak zorunda. 12 ve 15'in en küçük ortak katı ne arkadaşlar? Tabii ki 60. Nasıl hesapladığımız artık girmiyorum. X artı 2 o halde 60'ın bir katı olmak zorunda. 60'ın bir katıysa burada ne söyleyebilirim? X eşittir 60K eksi 2 diyebilirim. K'ya en küçük değerini soruyor. K'ya 1 verirsem K eşittir 1 için. K eşittir 1 için yazarsak bak X eşittir ne oldu? 60 çarpı 1. 60, 60 eksi 2'den 58 oldu. Dolayısıyla doğru seçenek A seçeneğidir. Evet arkadaşlar anlaşılıyor mu? Gençler devam ediyorum. Evet. Değil mi? Evet hocam. Güzel. O halde devam ediyorum. Anlaşıldı. Tamam. Devam ediyorum. Evet. 75 kilogram buğday ve 81 kilogram nohut birbirine karıştırmadan eşit kapasiteli poşetlere ayrılacaktır. Bir poşet buğday 10 TL, bir poşet nohut 20 TL'dir. Tüm bu
Arkadaşlar hala bir ses geliyor. Bakın arama mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Birinizi mikrofonu açık yapmayın şunu gençler. Ders bak sürekli bölünüyor. Okuyamıyorum. Sürekli bildirim sesi geliyor bana. Evet, bu sorunun yapısından ne anlıyoruz arkadaşlar? Bak nohut nohut ve buğday birbirine karıştırmanın eş kapasiteli poşetlere ayrılacaktır diyor ya. Şimdi bak bütünden parçaya gidiyorum. Demek ki ben burada ne anlayacağım? En büyük ortak böleni kullanacağımı anlayacağım. Şimdi 75 ve 81'in en büyük ortak bölenine bakalım. 75 ile 81'in en büyük ortak bölenine bakalım. 2 çarpanı yok. 3'ten başladım. 25, 27. 3 her ikisine böldü. Bak işaret koydum. Sonra 3, 25, 9. Bundan sonra zaten araların asal olduğu için bunun zaten en büyük ortak böleni ne olmuş oldu arkadaşlar? 3 olmuş oldu. Hiç bakmaya bile gerek yok. O halde şu alanımı biraz düzelteyim ben. Bunun en büyük ortak bölenin 3 olduğunu gördüm. EBOB 75 ile 81. En büyük ortak böleni neymiş arkadaşlar bunun? 3'müş. Evet 3. Şimdi ne yapacağız? Demek ki bu poşetlerin kapasitesi 3 kilogram olacak değil mi? O halde ben 75'i ben 3'e bölersem 25 poşet ne elde etmiş oldum? Buğday elde ettim değil mi? Buğday. Peki 81'i 3'e bölersem, 81'i 3'e bölersem de buradan da 27 poşet ne elde etmiş oldum? Nohut elde etmiş oldum. Nohut elde etmiş oldum. Peki buğdayın bir poşeti ne kadardı? 10 TL. Bak burada söylemişim. O halde 25 poşet buğday 25 çarpı 10'dan ne olacak arkadaşlar? 250 TL olacak. 250 TL. Peki 27 poşet nohut. Bir poşet nohut 20 TL ise 27 poşeti ne kadar olacak? 20 ile çarparsam 540 TL olmuş olacak. 540 TL olacak. O halde bu ikisini toplarsam ben ne eder arkadaşlar? 0, 5, 4 daha 9, 2, 5 daha 7. Bu ikisi toplam ne kadar olmuş oldu? 790 TL olmuş oldu. Dolayısıyla doğru seçenek C seçeneğidir. Evet, devam ediyorum. Önce temel sorulara başladım. Şimdi bu sayfadan sonra hep Mev'in sorduğu EBOB, ECOG'la ilgili sorulardan aldım arkadaşlar. Bir de en sonunda LGS sorularını aldım. Çıkmış LGS sorularını. Evet, yanda verilen karesel bölge kenar uzunlukları 12 santimetre ve 15 santimetre olan dikdörtgensel şekillerle aralarında boşluk kalmayan şekilde kaplanacaktır. Bak, bu sorudan ben ne anlıyorum? Bak, bir alan var, karesel bölge. Bir kenarı 12, bir kenarı 15 olan dikdörtgensel şekillerle kaplanacak değil mi? Bak, fayans sorusu gibi, kaplama sorusu. O halde ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu iki sayının en küçük ortak katını alacağım. Küçük küçük parçalardan bütüne gidiyorum ya, bu yüzden en küçük ortak katını alacağım. 12 ve 15'in en küçük ortak katını şurada bulayım. 2, 6, 15, 2, 3, 15, 3, 1, 5, 5, 1. Bu ikisinin en küçük ortak katı neydi arkadaşlar? Bunların çarpımıydı. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'ten 4 çarpı 3 çarpı 5'ten ne oldu? 60 oldu. Hepsi bu. Demek ki karenin bir kenarı ne olacak? 60 santimetre olacak. Dolayısıyla doğru seçenek C seçeneği. Evet, devam edelim. Evet, geldik şimdi yeni nesil sorularımıza. Şimdi bakın yukarıda bir oyun tanımlamış. Oyun tanımlamış. Sonra oyunla ilgili bir tablo vermiş. Biz de bu tabloya göre sorumuzu yapılandırıyoruz. Evet, Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir oyun oynuyorlar. Tamam. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine, söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Mesela Ahmet 10 demiş. Bak Ahmet 10 demiş. 10 kendine yazıldı. Deniz 12 söylemiş. Şimdi 10 kendine yazıldı. Karşısına ne yazılıyor arkadaşlar? Onun kendisi hariç pozitif bölenler kimler? 1, 2, 5. Bunların toplamında karşı tarafa yazılıyor. Deniz demiş ki 12 demiş. Deniz'in aldığı puan 12. 12'nin kendisi hariç pozitif bölenleri de bak 1, 2, 3, 4, 6 olduğu için bunların toplamında nereye yazıldı? Ahmet'in aldığı puanı yazıldı. Bu bağlamda oyunda Ahmet toplam 26 puan almış oldu. Deniz toplam ne kadar almış oldu? 20 puan almış oldu. Evet, şimdi Ahmet 14 sayısını söylediği oyunda. Şimdi Ahmet 14 söylerse Ahmet kendine 14 yazacak değil mi? Aynen. Deniz'e ne kadar yazılacak? Şimdi 14'ün bölenlerine bakalım. 1, 2,
7 ve 14 kendisi hariç bölenleri kimler? Bunlar. O halde bunların toplamı da Deniz'in aldığına yazılacak. Bir atomun toplama işlemi olarak yazalım. 1 artı 2 artı 7'den ne olur arkadaşlar? 3, 10 puan yazılmış olur Deniz'in aldığı puana. Şimdi Ahmet 14 senesini söylediği zaman bu şekilde bir dağılım oluyor. Deniz aşağıdaki hangisini söylerse oyunu kazanır. 25 seçelim. Deniz mesela 25 söyledi. Deniz 25 söyledi. Kendine 25 yazıldı. 25'in bölenleri kimler arkadaşlar? 1, 5 ve 25 değil mi? Kendisi hariç bölenler kimler? 1, 5, 6 oldu. Buraya 6 yazacak o halde. 14'te bakın 6'nın toplamı ne oldu? 20 oldu. 35 oldu. Deniz aşağıdakilerden hangi söylerse oyunu kazanır diyor. 25 söylerse oyunu kazanır. Bu soru gayet basit bir soruydu. Devam ediyorum. Evet, güzel sorularımıza gelmeye başladık. Yarış yapının uzunluğu R olan çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı R formülü hesaplanır arkadaşlar. Bakın bu formül önemli. 2 çarpı pi çarpı R formülü hesaplanıyor. Evet. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerleklerin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 santimetre ile 40 santimetre olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Biri bu, biri bu. Bu iki bisikletle aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle bu bisikletin bir tekerleğinin bir tam tur attığında ne kadar yol aldığını bulmam lazım. Şimdi bu bir çember değil mi? Bu bir çember. Bu çemberin çevresini ben nasıl hesaplıyorum? Bak 2 çarpı pi çarpı r formülü hesaplıyorum. O halde formülü yerine koyayım. Bak pi de 3 al demiş zaten. 2 çarpı 3 çarpı r ne? 40. 2 çarpı 3 6. 6 kere 40 da 240 santim. Bunun bir tam turu 240 santime denk gelecek. Peki ikinci bisikletin bir tam turunu bulalım. Çemberin çevresinde dedi ki 2 çarpı pi çarpı r formülü hesaplanır. Yerine yazarsak 2 çarpı 3 çarpı yarış yapımı ne? 30. Ne oldu arkadaşlar? 6 çarpı 30'dan 180 santimetre oldu. Demek ki bunun bir tam turu da 180 santimetre. O halde aynı mesafede sürekli denediğine göre en az kaç santim olacak? Bu 240 ile 180'in en küçük ortak katını almam lazım. Ben bunu uzun uzun bulmak istemiyorum. 240 ve 180'i bulmak istemiyorum. Zaten bariz belli. Bak 720 240'ın 3 katı. 720 180'in de 4 katı olmuş oluyor. Zaten burada başka ikisini de aynı anda katı olarak sağlayacak olan başka bir şık yok. O halde doğru seçenek D seçeneği arkadaşlar. Şuraya da belirtelim. Eko 240 ile 180 bulduk biz şuraya. 720. Bitti. Evet bu sorum da bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet, güzel bir soru. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir. Şimdi A markası gübrenin içinde %20 azot var ve 70 TL. B markası gübrenin içinde %44 azot var. Bu da 160 TL. Tamam. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin, aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam olarak karşılandığını görüyormuş. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL fazla ödeme yapardı? Güzel. Şimdi 50 kilogramlık bir torbanın içindeki %20 azotsa önce bunun içindeki azot miktarını bir bulalım. 50'nin %20'si. 50'nin %20'si ben nasıl buluyorum arkadaşlar? 50 çarpı 20 bölü 100. Ne olur? 10 kilogram olur değil mi? 10 kilogram azot var burada. 10 kilogram azot var. Tamam. Geldik buraya. 50'nin %44'ünü hesaplayacağım. Torbada 50 kilogrammış. 50'nin %44'ünü hesaplıyorum. Ne olur arkadaşlar? 1, 2, 22 olur. Demek ki burada da neyi buldum? 22 kilogram azot var bu torbada da. Şimdi o halde hangi markadan alırsam alayım toprağın azot miktarını tam olarak karşılıyormuşum ya. Öyle diyor bana soruda. Şimdi demek ki burada 10 kilogram azot var. Burada 20 kilogram azot var.
Ben bunun neyini yapmam lazım? En küçük ortak katını bulmam lazım. O halde 10 ile 22'nin en küçük ortak katına bakalım. 10 ile 22'nin en küçük ortak katını eşleyeceğiz ya. 2, 5, 11, 5, 1, 11, 11, 1. Evet. En küçük ortak kat ne oldu arkadaşlar? 10 ve 22'nin en küçük ortak katı ne oldu? 2 çarpı 5 çarpı 11'den 110 kilogram oldu değil mi? 110 kilogram oldu. Şimdi evet, 110 kilogramsa, şimdi A gübresini kullandığımızı düşünelim. Şimdi A gübresini alırsam ben her bir torbada ne kadar vardı? 10 kilogram vardı. Demek ki bundan kaç torba alacağım? 10 torba almam, pardon, 11 torba almam lazım ki benim ne olsun 110 kiloyu elde edebileyim. O halde 11 torba ne kadar fiyata denk gelir? 10 kilogram azot 70 liraydı ya burada. O halde 11 torba alırsam 11 çarpı 70'ten ne olur arkadaşlar? 770 TL ödemiş olurum A markasına. Peki 110 kilogram azot elde etmek için B gübresine ne kadar almam lazım? Tabii ki 5 torba almam lazım. O halde bir torba 160 TL ise 5 çarpı 160'tan bak B markasından da 800 TL ödeme yapmış olacağım. O halde A'yı tercih etmiş olsaydım B'ye göre 800 eksi 700'den ne olmuş olur? 30 TL daha az ödeme yapmış, pardon daha fazla ödeme yapmış olurdum. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, anlaşılıyor mu gençler? Evet. Tamam. Hala bir mesaj sesleri geliyor. Bir sıkıntı mı var? Bir şey mi yazışıyorsunuz? Neyse, devam edelim. Hocam ekran görüntüsü alıyorlar ya, belki onun sesi geliyordur. Ekran görüntüsü mü alıyorlar? Tamam. Yazışmıyorsunuz değil mi? Ekran görüntüsü alıyorsunuz, sıkıntı yok da yazışmayın. Dikkatli bir şekilde burayı izleyin. Evet. Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Tamam. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 santimetreden fazla olmamalıdır. Bu önemli. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiş. Tamam. Birinci duvar bak 210 santim, ikinci duvar ne? 300 santim. Modeldeki merdiven basamaklarının yüksekliği santimetre içinden tam sayı olduğuna göre bu merdivenlerden en az kaç basamak bu merdiven en az kaç basamaktan oluşur diyor. Şimdi yukarıda bir tane bilgi verdi bak bize. 18 santimetreden fazla olmayacak. Aynı zamanda hem 210'un bir böleni olacak bak buralarda basamak yüksekliği ne olacak? Hem 210'un bir böleni olmak zorunda. Hem de aynı zamanda bu 300'ün de bir böleni olmak zorunda değil mi? O halde ben ne yapacağım? 210 ve 300'ün aynı anda bölecek ve 18'e en yakın ama 18'i geçmeyecek bir bölenine ihtiyacım var benim. O halde ne olur arkadaşlar? Bakalım. 210'un bölenlerine bakalım bir. Ne var içinde? 1, 210, 2, 205. Burada bak gelirsek ne olur biliyor musun arkadaşlar? 14 ve 15'in çarpımı ne olur? 210'u böler. 300'ün de aynı şekilde 20 ile 15'in çarpımı 300'ü vermez mi? O halde bu ikisinin ortak böleni 18'den küçük en fazla kim olabilir? 15 olur. Demek ki ben basamakları ne seçeceğim arkadaşlar? 15'er santim seçeceğim. O halde 15'er santim seçersen basamak yüksekliklerini 15'er santim seçersen merdivenin tamamı yüksekliği 300 santimdi. Ben 300'ü de 15'e bölersem bu merdiven kaç basamaktan oluşmuş olur? 20 basamaktan oluşmuş olur. Dolayısıyla doğru seçenek C seçeneğidir. Bu da gayet basit bir soruydu. Ama güzel tasarlamışlar. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar ekran görüntüsü almanıza gerek yok. Ben size şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bak ben bu çözümleri yapıyorum ya. Bunun hem çözümlü halini hem de çözümsüz halini size PDF olarak atma imkanım var benim. Size o şekilde göndereceğim. Hani ekran görüntüsü almanıza gerek yok. Rahat olun yani. Hem başlangıçta anlattığım o konu anlatımı kısmını hem de bunların hepsini göndereceğim size. Evet. Aşağıda bir ortaokuldaki öğrencinin farklı kanattaki mavi ve pembe renkli iplerden birini kullanarak yapmış olduğu kedi tırmalama tahtaları görülmekteymiş. Tamam. Lüzumsuz bir tahta ismini de vermiş kedi tırmalama tahtası diye. Evet. Bu kedi tırmalama tahtalarının her biri için
kaç metre ip kullanıldığı ve bu iplerin 1 metresinin fiyatı aşağıda verilmiştir. Evet, mavi için bir tahtada 15 metre, pembe için bir tahtada 12 metre kullanıyormuş. Mavinin 1 metresi 4 TL, pembenin 1 metresi 5 TL'ymiş. Öğrencilerin yaptığı kedi tırmalama tahtalarının tümü için iki renk ipten de eşit uzunlukta kullanılmış. Kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400 ile 1700 TL arasında olmuştur. Buna göre toplam kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar, bu soru ne sorusu? En küçük ortak kat sorusu değil mi? Zaten yapısından belli. Şimdi eşit uzunlukta ip kullanılmış diyor. O halde 15 ve 12'nin ben bir en küçük ortak katını bulmam lazım. Biraz önce bulmuştum zaten ben. Ekok 15 ve 12'nin en küçük ortak katı neydi arkadaşlar? 60'tı değil mi? Şimdi bak, varsayalım ki 60 metrelik bir ip kullandım, tamam mı? 60 metre mavi kullanmışsam 60 metre mavi kullanmışsam bunun 1 metresi 2, şeydi, 4 TL'ydi ya. 4 TL'ydi ya. 60 çarpı 4'ten ne oldu? 240 TL olmuş oldu. Diğerinin de 60 metre uzunlukta kullanırsam 60 çarpı 5'ten bu da ne oldu? 180 TL'lik bir ürün kullandım. O halde bu ikisinin toplamı ne olur? İkisini toplarsak 60 çarpı 5, çok pardon. altmış çarpı dört iki yüz kırk altmış çarpı beş üç yüz oldu. Bu ikisini toplarsak ne oldu? Bak, 740 oldu. 740 TL olmuş oldu. Ama ben ne istiyorum? 1400 ile 1700'ün arasında düşsün istiyorum. O halde ben bunu 60 değil de 120'ye çıkarayım. 120 çarpı 4 ne oldu? 480 oldu. 120 çarpı 5 ne oldu burası da? 600 oldu. Topladım. 1080 oldu. Hala bak, bu arada değil. O halde bir kat daha çıkarıyorum. 180 çarpı 4 720 oldu. 180 çarpı 5 burası da ne oldu? 900 oldu. Bu ikisini de toplarsam ne olur arkadaşlar? 1620 TL olur. Bak, 1400 ile 1700 arasında bak düşürdüm. Gördün mü? Demek ki 180 metre kullanıyormuş her ikisinden de. O halde 180 metre kullanılıyormuş. 180 metre kullanılıyorsa şimdi bir tane mavi için 15 metreye ihtiyacım var. Bir tane pembe için 12 metreye ihtiyacım var değil mi? O halde her birine 180 metre ise 180'i bak ben 15'e bölersem maviden ne kadar kullanmış olurum? 12 tane kedi tırmalama tahtası yapmış olurum. Pembe için bakalım 180'i ne yapacağım? 12'ye böleceğim. Buradan da demek ki pembeden de 15 tane yapmış oluyorum. O halde toplamda kaç tane yapmış oldum arkadaşlar? 12 artı 15'ten 27 tane kedi tırmalama tahtası yapmış oldum. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneğidir. Bu da gayet güzel bir soru olmuş. İşte tam bu tarz sorular çıktı arkadaşlar. Çok kaynaklara karşılaştığınız şekilde öyle aman aman şekilde böyle zor bir şekilde sorular çıkmayacak. Yapacağınız sorular bunlar olacak yani, emin olun. O yüzden gönlünüzü ferah tutun. Devam ediyorum. Evet. Bir marangoz ustası yanında çalışan Kerem ve Ahmet isimli çıraklarına genişlikleri ve kalınlıkları aynı, uzunlukları farklı üçer tahta vermiş. Evet, Kerem'e verilenler burada, Ahmet'e verilenler burada. Usta çıraklarından sadece verdiği tahtları kullanarak hiç para artırmadan basamak sayısı mümkün olduğu kadar az ve hem yan tahtaları hem de basamakları tek parça olan aşağıdaki gibi birer metre yüksekliğinde birer tane merdiven yapmalarını istiyor. Tamam. Çıraklar kendilerine verilen tahtaların kalınlıklarını ve genişliklerini değiştirmeden ustaların kendilerinden istediği gibi birer merdiven yapacak. Güzel. Buna göre çırakların yaptığı merdivenlerin basamak sayıları arasındaki fark kaçtır? Şimdi arkadaşlar, şu merdiveni düşünelim. Eğer burası şurası 1 metre ise burası ne olacak? 1 metrelik bir uzunluk olacak, değil mi? Şimdi bakalım Kerem'e verilen tahtaları ne yapabiliriz? Peki merdivenin yan kenarları 1 metre olacağı için şu zaten bir tanesi. Bunu kullandım. O halde şuradan da bir 100 santim alırım ben. 100 santimi de buradan aldım. Burasını kullandım. Bu ikisi yanlar. Şimdi basamakları ben nereden yapacağım? Elimde bir 80 var. Bir de şurada ne kaldı arkadaşlar? 60 santim kaldı. Çünkü şurası 100 santim değil mi? O halde bu 60 ve 80'in ben neyini bulmam lazım? Bak, basamak sayısı mümkün olduğu kadar en az diyor ya. Mümkün olduğu kadar az olmasın. Bu ikisinin en büyük ortak bölenini kullanmam lazım. O halde 80 ve 60'ın EBOB 80 ve 60'ın en büyük ortak bölenini bulursam
80 ve 60'ın en büyük ortak payı 20'dir arkadaşlar. O halde bu 80'den 80'i 20'ye böldüm. Buradan 4 60'ı da 20'ye böldüm. Buradan da 3 tane basamak gelecek. Toplamda Kerem'in merdiveni 7 basamaklı olacak değil mi? 7 basamaklı olacak Kerem'in merdiveni. Kerem'deki 7 basamak. Ahmet'e verilene bakalım. Ahmet'e bir tane 200 santimlik tahta verilmiş. Bunu ben ortadan ikiye bölersem şöyle. 100 santim soldaki kenar, 100 santim sağdaki kenar çıkmış olur. O halde 90 ve 60'tan şunlardan basamak yapacağım değil mi? O halde 90 ve 60'ın en büyük ortak bölenini bulacağım. EBOB 90, 60. Bu ikisinin en büyük ortak böleni nedir arkadaşlar? 30'dur tabii ki. Yazamadım. Bu ikisinin en büyük ortak böleni 30'dur. O halde 90'ı 30'a böldüm. 3, 60'ı 30'a böldüm. Ne oldu? 2 oldu. Bu böyle kaç basamaklı olmuş olacak? 5 basamaklı olacak. 5 basamaklı olacak. Bize diyor ki bu çırakların yaptığı merdivenlerin basamak sayıları arasındaki fark kaçtır? Biri 7 basamaklı, biri 5 basamaklı. O halde ben 7'den 5'i çıkarırsam geriye ne kalır? 2 kalır. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Aşağıda Ankara'daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Evet. İstanbul'dan ilk otobüsün saati 6, son otobüsün saati 12. İzmir'deki ilk otobüsün hareket saati 7, son otobüsün hareket saati 23. Bir otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a, bu önemli bak bilgi, her 120 dakikada İzmir'e bir otobüs hareket ettirmekteymiş. Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan aynı anda otobüsler hareket edecek? Bak ne diyor? Biri 90 dakikada, biri 120 dakikada hareket ediyor. Aynı anda hareket edenleri bulacağız. Nasıl bulacağız? Bir yerde eşitlenmesi lazım değil mi? O halde ben 90 ile 120'nin en küçük ortak katını bulmam lazım. 90 ve 120'nin en küçük ortak katını bulmamız lazım. Hadi bulalım. 2, 45, 60. 2, 45, 30. 2, 45, 15. 2 bitti. 3'e geçtim. 15, 5, 3, 5, 5, 5, 1, 1. Evet. Bunların hepsinin çarpımı ne oldu bakalım. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5. 8 çarpı 9 çarpı 5'ten ne oldu arkadaşlar? 72 çarpı 5'ten 360 dakika olmuş oldu. Her 360 dakikada bir ortak aynı anda otobüs kalkacak. 360 dakika. 160 dakika dediğim şey kaç saat arkadaşlar? 360'ı 60'a bölersek ne olur? 6 saat olur. Her 6 saatte bir otobüs kalkacak. O halde bakalım alttan başladık. Mesela İstanbul'dan başladık. Ne oldu? 12'de kalktı. 12'de kalktı ilk otobüs. Sonra bir tane daha 6 saat geçti. 18'de kalktı. Bir tane daha 6 saat geçti. Kaçta kalktı? 24'te kalkmış oldu. O halde bir gün içinde kaç tane kalkmış oluyor? 3 tane kalkmış oluyor. O halde doğru seçenek B seçeneğidir arkadaşlar. Ama bir saniye bir şeye dikkatimi çekti. Bu 23'te bitiyor. Bu 12'de bitiyor. Peki buradaki 24 nasıl olacak o zaman? Şimdi şöyle bir yapalım. Bir saniye, bir saniye. Bir dursun. Şurada bir hata yapmadık değil mi? 90, 9, 8 çarpı 9 çarpı 5, 360 dakika. Tamam 6 saat oldu. Şimdi 6'da ilk otobüs kalktı. Sonra bir sonraki otobüs ne olacak? 7.30'da kalkacak. Bir sonraki otobüsü 7.30'da kalkacak. Bir sonraki otobüs 7.30'da kalkacak. Her 1.5 saate kalkıyor ya. Sonra bir sonraki otobüs kaçta kalkacak? 9'da kalkacak. Bir sonraki otobüs kaçta kalkacak? 10.30'da kalkacak. 10.30'da. Sonra 11'de kalkacak. Bu şekilde gidiyor. Şimdi diğeri nasıl gidiyor? Diğeri 7'de kalktı ilk otobüsü.
Sonra 7'de kalktı. Her 120 dakikada bir diyor. 2 saat geçecek. Yani 9'da kalkacak bir sonraki. Şimdi bunlar ilk otobüsleri zaten 9'da kalkıyor değil mi? Aynı anda ilk otobüsleri 9'da kalkıyor. Sonra ne olması lazım? Her 6 saatte bir birlikte otobüsün kalkması lazım. Demek ki ilk otobüs 9'da kalktı. İlk otobüs 9'da kalktı aynı anda. 6 saat geçti. İkinci otobüs ikinci kez 15'te kalkıyor. 6 saat daha geçti. Evet, 21 saat 21'de üçüncü kez aynı anda otobüse kalkmış oldu. Şimdi arkadaşlar biraz önce benim yaptığım hata şuydu. Şimdi ikisinin kalkış saati eşit değil, bak gördünüz mü? O yüzden eşit olmadığı için şu 6'yı bulup direkt oradan ekleme yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu ikisinin ilk önce ilk eşitlendiği yeri buluyoruz. Nerede eşitlenmiş? Saat 9'da eşitlenmiş. Yani saat 9'da aynı anda otobüs kalkmış. O halde ben ne yapıyorum? Her 6 saatte bir aynı anda otobüs kalkacak diyorum. Üzerine 6 6 ekleyerek gittim. Ve en son ne buldum? 9, 15 ve 21 saatlerin aynı anda gittiğini buldum. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneğidir. Evet, devam ediyorum. Bir otelin odalarına yüzer basamağındaki rakam kat numarasını gösterecek şekilde aşağıdaki gibi numarada aşağıdaki oda numarada verilmiştir diyor. Evet, birinci kat 101'den 140'a kadar, ikinci kat 201'den 240'a kadar bu şekilde numaralanmış. Tamam. Bu otelde kalan Onur ve Turgut'un oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleridir. Bakın bu önemli. Buna göre Onur ve Turgut'un kaldığı odaların numaraları arasındaki fark kaçtır? Şimdi aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleri. Şimdi bu oda numaranın arasında birin kuvvetleri olamaz. İkinin olabilir mi? İkinin olabilir. İkinin ilk üç basamaklı şeyi ne? Kuvveti. İkinin yedinci kuvvetini alırsak bak kaç olur arkadaşlar? 128 olur değil mi bak? 128 birinci katta olabilir mi? Bu arada olabilir değil mi? 128 numaralı oda. Çünkü 101'den 140'a kadar. Dursun bu. Sonra 258'e bakalım. 258, 256. Böyle bir şey olabilir mi? 240'da bitiyor. Demek ki bu olamaz. Peki 259'a bakalım. 259, 512. Böyle bir oda olabilir mi? Evet, 512 de burada olabilir. O halde bu ikisinin oda numaralarını bulmuş oldum. Birisi 512, birisi 128. 512'den 128'i çıkarırsam geriye ne kalır? 12'den 8 çıktı, 4. Burada kaldı 0. 10'dan 2 çıktı, 8. Burada kaldı 4. 4'ten 1 çıktı, 3. Demek ki bu ikisinin arasındaki fark neymiş? 384'müş. Bakın arkadaşlar, soru böyle çok uzun metrajlıymış gibi görünmesine rağmen aslında soru çok basit. Sadece ikinin kuvvetini kullanarak bak soruyu çözmüş olduk. Başka hiçbir şey yok. Yani bu yüzden sorular sizin gözünüzü korkutmasın. Rahat olun. Evet. Devam ediyorum. Kolonya üreten bir fabrikada iki farklı boyutta kolonya şişesi mevcutmuş. Birisi 200 mililitrelik, birisi 500 mililitrelik. Tamam. 200 mililitrenin fiyatı 10 TL, 500'ünki 23 TL. Bir günde üretilen kolonyaların tamamının satışından elde edilen gelirin 1500 TL'den fazla olduğu bilindiğine göre bu satıştan en az kaç TL gelir elde edilmiştir? Şimdi ne diyor? Bak, fabrikada gün sonunda 200'lük ve 500'lük şişeleri dolduran kolonya miktarı eşittir diyor. O halde biz ne kullanacağız burada? Ekok kullanacağız değil mi? O halde 200'ün ve 500'ün en küçük ortak katını hesaplarsak bunun 1000 olduğunu görürüz arkadaşlar değil mi? 1000 olduğunu görürüz. Şimdi deneyelim bir. Varsayalım ki 1000 mililitre satıldı değil mi? 1000 mililitre satıldı. O halde 200 mililitreden 1000 mililitre satılmış olursa 1000'i 200'e bölersen 1000'i 200'e bölersen 5 şişe bundan satılmış olur değil mi? 5 şişe bundan satılmış olur. 5 şişe. Her bir şişe 10 TL ise 5 çarpı 10'dan 50 TL olmuş oldu. Devam edeyim. İkinci tipten de 1000 mililitre satılmış. Onu da 500'e böldüm. Buradan ne oldu? 2 şişe satılmış oldu. Bir şişesi 23 TL ise 2 şişesi 2 çarpı 23'ten 46 TL'dir değil mi? Yazamadım. 46 TL'dir. O halde bu ikisinin toplamı ne oldu arkadaşlar? Eğer 1000 seçersem 50 artı 46'dan 96 TL olmuş oldu değil mi? Ama ben ne yapacağım? 1500'den fazla olduğunu biliyormuşum. O halde ben 96 ile 15'i bir çarpayım. Tamam mı? Ne kadar yaklaşabilirim ona bakacağım. 96 ile 15'i bir çarpayım.
6 kere 5 30 elde var 3. 9 kere 5 45. 45 3 daha 480. 96'yı yazdım. Topladım. 0. 14 elde var 1. 1'i buna verdim. 1'i buna verdim. 10, 14. Bak geçemedim daha. Geçemedim. O halde bir fazlasını alayım. Bir fazlasını alayım. 96'yı 16 ile çarpayım arkadaşlar. 16 ile çarpayım. 6 kere 6 36 elde var. 3 9 kere 6 54 54 3 daha 57. 96 ile 1 çarparsam 96. Toplarsam 6 7 6 daha 13 elde var. 1 1'i 9'a verdim. 10 15. Bak ne bulduk arkadaşlar? 96'nın 10 katını aldık. En az kaç TL gelir elde etmiş olduğu halde 1536 TL gelir elde etmiş oldu. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneğidir. Evet, devam ediyorum. Evet, bir mağazanın duvarına bulunan esnunluktaki iki rafa, tabloda özellikleri verilen iki çeşit saksı, aynı özellikteki saksılar aynı rafa gelecek şekilde gibi dizilmiştir. Tamam. 20 santimetrelik saksının çapı 20 santimetre olan saksı 12 TL'ymiş. Çapı 30 santimetre olan saksı 18 TL'ymiş. Saksılar raflara birer birer dizilmiş. Başta sonda ve aralarına boşluk bırakılmamıştır. Tamam. Rafların her birinde saksıların toplam satış fiyatı birbirine eşit ve 110 TL ile 170 TL arasındaymış. Şimdi arkadaşlar bak. Aynı raf uzunluğu. Birisi 20-20-20 diye gidiyor. Birisi 30-30-30 diye gidiyor, değil mi? Demek ki bu ikisinin en küçük ortak katının bir katı olacak. Buradaki uzunluk değil mi? Şu uzunluk. 20 ve 30'un en küçük ortak katının bir katı olacak. O halde ekog 20 ve 30'un en küçük ortak katını alırsak 60 gelir, değil mi? Şimdi varsayalım ki burası 60, tamam mı? Eğer 60'sa 20'likten kaç tane kullanmış oluyorum ben? 20'likten kaç tane kullanmış oluyorum? 60'ı 20'ye böldüm. 3 tane kullanmış oldum. 3 tane kullandıysam 3 çarpı 12'den her birinin fiyatı 12 TL de 3 çarpı 12'den 36 TL olmuş oldum. Ama bak bana ne diyor? 110 TL ile 170'in arasındadır diyor. Demek ki ben ne yapacağım? Bu 60'ın katını almaya devam edeceğim. Varsayalım ki burası 120 olsun. 120 olsun. O halde 120'yi ben 20'ye böldüm. 20'ye böldüm. Kaç oldu arkadaşlar? 6 tane oldu, değil mi? 6 çarpı 12 bak 72 TL oldu. Hala araya girmedi. 60'ın 4 katını alayım. 240 santimetre olsun mesela burası. 240 ise 240'ı 20'ye böldüm bak. 20'ye böldüm. İstersen şuradan da yapabilirim ama 20'ye böldüm. Kaç oldu? 12 oldu. 12 çarpı 12'den bak. Her biri 12 değil. 12 çarpı 12'den 144 TL bulmuş oldum. Güzel. Bak bu araya düştü, değil mi? Diğerine bakalım. Eğer buranın uzunluğu 240 ise 240'ı ben 30'a bölerim. Ne olur? 8 olur, değil mi? Her birinin fiyatı 18'di. 18 çarpı 8'den bak burası ne oldu? 144 TL oldu. Demek ki bu araya düştü. O halde bu bölgenin uzunluğu neymiş? Rafların uzunluğu neymiş? 240 santimmiş. Dolayısıyla doğru seçenek C seçeneği. Devam ediyorum. Bu zaten standart bir soru tabii. Her denemede çıkıyor zaten arkadaşlar. Evet. İki pozitif tam sayının birden başka ortak oranı yoksa bu sayılar aralarında asal sayılardır denir. Evet. Şekildeki karelerin her birinin içine farklı bir sayı gelecek şekilde 3, 5, 7, 9, 11 sayılarından biri yazılıyor. Tamam. Bir doğru partisi birbirine bağlanan iki karenin içindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre boyalı karenin içine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi 11'den başlayalım. Eğer ben buraya 11 yazarsam, 11 yazarsam ne olur? Buraya 9, buraya 3 yazarım. Ondan sonra ne kaldı? 5'e 7 yazdım ve olay biter. Demek ki ben sarı kareye ne yazabilirim? 11 yazabiliyormuş. Tamam, temizleyelim. Peki 9 yazabilir miyiz? Tersten geliyorum bak. 9 yazabilir miyiz? Ben buraya eğer 9 yazarsam bu 9 dördünün herhangi birine bağlı olacağı için 3 denk gelir bunlardan birine etrafına. 9 yazamam ortaya. Ortaya ne 9 yazabilirim ne 3 yazabilirim. Bakalım bak görelim. 9 yazdın, tamam mı? 11, 5 yazdın. 7'yi de buraya yazdın. 3'ü mecburen buraya yazıyorsun ama şartı sağlamıyor. Şartı sağlamıyor. Verilen şartı sağlamıyor. O halde demek ki ben buraya ne 9 yazabilirim ne 3 yazabilirim. 9 ve 3'ün haricinde diğerlerini yazabiliyorum. O halde 9 gitti, 3 gitti. Geriye ne kaldı? 11, 5 ve 7 kaldı. Bunların hepsini toplarsak ne olur arkadaşlar? 23 olur. Dolayısıyla doğru seçenek C seçeneğidir. Devam edelim.
Evet. Deniz mahalle muhtarıyla görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi ve köpekler için mama kapları koymuştur. Deniz 180 metre uzunluğuna birbirine paralel kaldırımlardan birine 12'şer metre arayla kediler için, diğerine 15'er metre arayla köpekler için başına ve sonuna karşılıklı birer tane ovalık şekilde mama kapları koymuştur. Mahalle muhtarı karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına birer tane su kabı koymuştur. Şimdi kaldırımlarımızı bir çizelim. Şu birinci kaldırım. 180 metre. Bu da ikinci kaldırım. 180 metre. Bak bunların başlarına ve sonlarına, tamam mı? Karşılıklı koyuyor. Karşılıklı koyuyor. Demek ki buralarda hem mama hem su kabı var değil mi? Hem mama hem su kabı var. Karşılıklı olanlara su kabı da koyuyor ya. Şimdi birine 12'şer metre arayla, diğerine 15'er metre arayla diyor. O halde 12 ile 15'in en küçük ortak katını bulmam lazım ki aynı hizaya denk gelenleri bulayım. 12 ile 15'in en küçük ortak katını ben 60 diye buldum. Biraz önce bulmuştum. Yine bak aynısı geldi. Her 60 metrede bir denk gelecek. O halde şurası 60 metre. Burası 60 metre. Burası 60 metre olmuş oldu değil mi? Burada da mama ve su kabı olacak. Burada da mama ve su kabı olacak. Aynı şekilde mama ve su kabı olacak karşısında. Aynı şekilde mama ve su kabı olacak. Kaç tane su kabı var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Karşıda 4 tane var. 4 çarpı 2'den 8 tane su kabı olur. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneğidir. Devam ediyorum. Evet. Bir markette iki farklı marka bal satılmaktadır. Aşağıda biri 600 gramlık, diğeri 800 gramlık kavanozlar içinde satılan bu balların fiyatları gösterilmiştir. Evet, 600 gramlık olan 600 gramlık ne kadarmış? 160 TL'ymiş. 800 gramlık olan ise ne kadarmış? 180 TL'ymiş. Dursun. Son bir hafta içerisinde marketin A marka balın satışından elde ettiği gelir ile B marka balın satışından elde ettiği gelir eşit olmuştur. Bak bu önemli. Bu bana neyi söylüyor? Demek ki burada ekok kullanacağımı söylüyor. Farklı fiyatlar var ve ne yapıyorum? Satıştan eşit gelir elde ediyorum. Demek ki bir yerde yakalamış. O yakaladığı yer neresi? En küçük ortak kat. Evet, buna göre marketin son bir hafta içerisinde bu iki baldan yapmış olduğu toplam satış miktarı en az kaç kilogramdır? Şimdi arkadaşlar ücret eşitlendiği için 160 ile 180'in en küçük ortak katını bulmam lazım benim. Ben bunu uzun uzun bulmak istemiyorum. Siz bulun bunu. 160 ile 180'in en küçük ortak katını hesaplarsanız arkadaşlar ne gelir biliyor musun? 1440 TL gelir. Tamam mı? Daha sonra hesaplara bakarsınız doğru mu değil mi diye. Evet, 1440 TL. Şimdi o halde eski gelir elde ettim. 1440 TL elde ettim. Mesela A markasına bakalım şimdi. 1440'ı ben her bir kap 160 TL ya. 160'a böleceğim ki kaç tane A marka satıldığını bulayım. 1440'ı 160'a bölersem 9 tane A marka satılmış. Devam ediyorum. 1440'ı ne yapacağım? 180'e böleceğim. B marka 180 TL'ydi ya. Bölersem ne olur? 8 tane de B marka satıldığını görmüş olurum. Şimdi A markanın bir tanesinde 600 gram vardı. O halde 9 tanesinde 9 çarpı 600'den ne olur arkadaşlar? 9 çarpı 600'den 5400 gram satmış olurum değil mi A markanın? Peki B'ye bakalım. B'nin de bir tanesi 800 gram, bak burada kabın üstünde yazıyor. O halde 8 tanesi 8 çarpı 800'den ne olur? 6400 gramda. Buradan satmış olurum. O halde bu ikisini toplarsam 0, 0, 4, 4 daha 8, 6, 5 daha 11, 11.800 gram olmuş olur. Peki bunu kilogram olarak kilograma çevirmem lazım. Yani ben ne yapacağım bunu? 1000'e böleceğim. O halde ben bunu 1000'e bölersem 11.8 kilogram olarak bulmuş olurum. Dolayısıyla doğru seçenek G seçeneğidir arkadaşlar. Bu soru da gayet makul, basit ve güzel bir soru olmuş. Yani çözümü basit yani. Hani sizi zorlamaz yani. Çok rahat bir şekilde algılayıp çözebilirsiniz. Evet, devam edelim. Bu soruyu atlıyorum. Bu soru 2018 DGS'de çıkmış benzerlik sorusu. Ben bunu hani hızlı bir şekilde aldığım için EVO yakak sorusu sanmıştım. Bunu o yüzden atlıyorum.
2018 LGS sorusuna geldik. Bak 2018 LGS. Siz bu sorulardan defalarca gördünüz arkadaşlar, değil mi? Soru bankalarında hep aynı soru tipi sürekli çıktı. Okuyalım soruyu. Yukarıda her bir bölüm dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümün alanları verilmiş, bazıları verilmemiş. Diyor ki bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplam en az kaç metrekaredir diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bak ortak kenarlardan başlayacağız değil mi? Bak şu ikisinin ortak bir kenar var. Şu kenar 20 ile 14'ün ortak böleni kim? 7. O halde buralar ne kadarmış arkadaşlar? 7 santim, 7 metreymiş. Buralar 7 ise şurası 2, burası 3 oldu. Güzel. Burası 2, burası 3. Devam edelim. 10 ve 35 var. Bu ikisinin ortak kenarı ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Buraya 7 kaldı. Buraya ne kadar arkadaşlar? 2 kalır. Şimdi bak şu uzun alana bak. 24 metrekareymiş. 2 ile 7'yi topladım. 9 etti. 9'dan büyük. 24'ü bölecek kim var arkadaşlar? 12 var. O halde burası 9 ise şuraya 3 kalır. Burası da 2 olur o halde. Bakın 2 çarpı 12'den ne olur? 24 oldu. Sağladı. O halde şu kenarın tamamı 12 ise 5'i buradaysa 7 ise buraya kalmış oldu. Tamam verilmeyen alanları bulmuş oldum. 7 çarpı 7'den burası ne oldu? 7 çarpı 7'den 49 olur. Burası ne olur? 5 çarpı 3'ten 15 olur. İkisini toplarsam 49'da 15'i toplarsam ne olur? 64 metre kare olmuş olur. Dolayısıyla doğru seçenek C seçeneği. Bakın bu 2018 LGS sorusu. Devam ediyorum. Geldim 2019 LGS sorusuna. Siz bu sorulardan da defalarca gördünüz arkadaşlar. Soru bankalarında çok çıktı. Çok benzerleri çıktı. Evet. Bize 3 tane karton verilmiş. Kenarlarının uzunlukları santimetrecisinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzeylerinin alanları yukarıda verilmiş. Tamam. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olanlardan ikisi seçilip 3 santimetrelik kısım üst üste yapıştırılacak. Aynen şu şekilde yapıştırılarak bir dikdörtgen karton oluşturuluyor. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzün alanı en fazla kaç santimetre karedir? Şimdi bakalım buralar ne olacak arkadaşlar? Burası 5'e 7 olacak. 7'ye 11 olacak. 11'e 10 olacak. Şimdi numaralandırdım. Buna 1, buna 2, buna da 3 diyorum. Şimdi ben şu şekli 1 ve 2'den oluşturabilirim değil mi? Bak 1 ve 2'nin bak 7, 7 santimetrelik kenarları ortak. Demek ki şuraları ben 7 7 olarak aldım. Ve ne yaptım? Bunları 3 santimetrelik kısmı üst üste denk gelsin. Şimdi bunun kısa kenarı 5 ya. 3 santimetre üstte geldi. Buraya ne kaldı? 2 kaldı. Bunun kısa kenarı ne? Pardon, bunun uzun kenarı ne? Bunun 7'sini kullanmıştım. Bunun uzun kenarı ne? 11. 11'in 3'ü buraya denk geldi. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 8 kaldı. O halde bu oluşan şeklin alanı ne olmuş oldu? 7 çarpı şu uzaklık ne olur? 2 artı 3, 5. 5 ile de 8'i topladım. 13 oldu. Ne oldu? 13 ile 7'yi çarparsam 91 olur. Bu hangi durumda? 1 ve 2 seçilirse. 1 ve 2 seçilirse. Fakat bakalım. Kimi seçeyim? Bak 2 ve 3'ü seçebilirim. Bak 11'ler ortak. 11'ler ortak. 2 ve 3'ü seçtim. Onu da şurada göstereyim. Şekil karışmasın diye. Şuralar 11 oldu. Tamam mı? 11 oldu. Rengimi değiştiriyorum. Şurada 3 santimetrelik kısım ortak, tamam mı? 2 ve 3'ü seçmiştim. Bunun kısa kenarına 7. 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 4 kaldı. Bunun kısa kenarına 10. 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 7 kaldı. O halde ne olmuş oldu burası? Toplarsak 14 santim olmuş oldu. Burası da 11 santim. 14 ile 11'i çarparsam ne olur arkadaşlar? 154 santimetre kare olur. Bunu ben nasıl oluşturdum? 14 ile 11'i çarpınca 154 santimetre. Bunu 2 ve 3'ü seçerek oluşturdum. Zaten başka seçemiyorum. O halde en fazla ne olurmuş arkadaşlar? 154 santimetre kare olurmuş.